Sizden mi çıkmıştı? Onu da sorarak teşekkür edeyim. Hayır. Biz öyle oturuyorduk yani öyle sohbet ederken hani şey derler beyin çıkmış böyle arka arkaya hadi geyik yaparken diyelim açıkça o zaman biz böyleydi. Öyle bir fikir çıktı yani madem bizi duymuyorlar yani imzaları götürdük herhangi bir yanıt gelmedi. 350 yani çok fazla imza toplamıştık bir yanıt gelmedi. Biz en iyisi gidelim orada bir sesimizi duyuralım öyle bir şeydi tamamen. Dolayısıyla siz aslında yani, terör örgütü üyesi olmakla suçlandınız. Biraz önce Bahadır'a da aynısını soruyorum. Buna kırgın evet. mısınız? Yani siz diğer öğrenciler için de bir gün sizin dediğiniz gibi öylesine sohbet ederken değil. Madem adrese ulaşmadı bizim taleplerimiz biz de eylem yapalım dediniz ama devlet sizi terör örgütü üyeliğiyle suçladı. Terör örgütü üyesi oldunuz mu gerçekten ya da böyle suçlandığınız için kırgın mısınız? Ya böyle suçlandığım için kırgın değilim, kızgın ve öfkeliyim. Sadece şey yani çok basit bir, çok yani en doğal hakkım ve bunu savunuyorsun. Ya yani şey buna karşısın ve bundan doğru böyle ya şey değilim, kızgınlığım var. Halen kızgınlığım var ki şu anda halihazırda cezaevlerinde binin üzerinde tutsak öğrenci var yani. Halen devam ediyor bu. Değişen evet. herhangi bir şey yok. Peki. Deniz... Yani bence bunlar... evet. Bence bunlar dediniz. Buyurun bitirin cümlenizi. Özür dilersin yani başka bir şey değil ki. O da herhangi bir çözüm değil bence yani bunu... Hükümetin sizden özür dilemesini istiyorsunuz. Bugün paralısız eğitim eğer gerçek olacaksa sizden de örnek evet. olma. Peki aynı soruyu ben evet. arkadaşlarınıza da soracağım zaten. Deniz Kartal'la konuştuk radyodan dinleyen seyircilerimiz için. Meclisteki pankartı belinde meclise sokan öğrenci bugün artık İngiltere'de yaşıyor, Cambridge'de yaşıyor. Mücadelesi de devam ediyor. Bahadır'a döneceğim ama tekrar Özgür'le devam edelim. Özgür size de aynı soru sorayım. Bugün devlete kızgın mısınız, kırgın mısınız? İçeride gerçekten çok sayıda öğrenci var. Sizin mücadeleniz biraz da onlar içindi. Destek görüyor musunuz yoksa görmediğinizden dolayı yılgın mısınız? Biz o dönemde çok ciddi destek görmüştük. Eylemlilik sürecinde de cezaevinde yatarken de başta ailelerimiz olmak üzere dışarıda mücadeleye devam eden arkadaşlarımızca da fazlasıyla desteklendik. Bu bizi önemli ölçüde hani bu yaşlara kadar sağlıklı bir biçimde gelmemizi sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesiydi zannediyorum. Ama şimdi bugünden bakıp hani kırgınız ya da kızgınız demek zannediyorum bugün mücadeleye devam eden ve halihazırda cezaevinde yatan arkadaşlara da haksızlık olur. Sonuçta bu mücadelenin bir parçası evet buraya çıkıyordu. Evet çok abartılı oldu. Ama kızgın ya da kırgın değilim. Sadece bir süreç olarak okumak gerektiğini düşünüyorum. Başımıza böyle şeyler geldi. Evet, gelebilir de. Evet. Halen de gelebilir. Siz eğitiminize devam ettiniz mi? Mezun oldunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Ve devlet sizden ve ailenizden özür dilemeli mi? Ya da ne yapmalı? Bugün bu kararı aldı ama sizlerin gitmiş, yitirilmiş yılları ne olacak? Zannediyorum onun için yapacak bir şey yok. Bizim o yıllarda yaptığımız mücadele ve hayatın bize kattığı değerler herhalde en büyük kazanımlarımız. Herhangi bir özür beklentimiz yok. Bu adımın samimi olmadığını, hani gerçekten samimi olduğunu düşünsek evet dediğiniz gibi olabilirdi. Evimizde oturup ya birileri bizi onore etsin, birileri de bizden özür dilesin diyebilirdik. Ama gerçekten o adımın samimi olduğunu düşünmüyorum. Bunun için de dönüp tekrar üniversitenin kendi içine bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çalışanlarından, öğrencilerinden. Sonuçta biz o gün de 3'ün 5'in hesabı peşinde değildik. Bugün sokağa çıkan öğrenci arkadaşlarımın da 3'ün 5'in hesabında olduğunu düşünmüyorum. Öğrencilerin sorunları bitmez. Hani Sayın Başbakan da söylemiş hani bakalım neyle bundan sonra karşımıza çıkacaklar diye. Öğrencinin derdi biter mi? Yani bir dünya barınma sorunları var, ulaşım sorunları var. Üniversiteye girene kadar yaşadığınız süreç zaten başlı başına çok ciddi eziyet, evet. külfet ailelere, kendilerine, insanlar evet. psikolojilerini kaybediyorlar. Son olarak Özgür, bitirdiniz mi eğitiminizi? Onu sormuştum. Evet, ben işte biz şartlı salı verildik cezaevinden. Kamuoyunda rahşan affı olarak evet. Bilinen af dolayısıyla şartlı tahliye edildik. O haftan sonra da bir öğrenci affı çıkmıştı. Ondan faydalanıp bitirdim evet. Peki Bahadır. Ama yani 2005 yılını buldu. 2005 yılını buldu.
Peki sonuçta bugün okulunu bitirmiş bir birey olarak da değil mi toplumda yerini aldınız. Çok teşekkür ediyoruz. Muhakkak ki sizin mücadeleniz çok şeyi değiştirdi. Bahadır, siz ne olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Dediniz ya güvenmiyoruz bu adıma. Özgür dedi ki bu özel üniversitelerin yolunu açacak bir şey. Devlet üniversitelerini bitirmeye yöneliktir dediniz. Evet. Ne yapsaydı hükümet siz için samimi olurdu? Ben eğitimin kamusal bir hak olduğunu düşünüyorum. Yani okul öncesinden... Yani hükümet diyecek ki kardeşim ne yapsak evet. Beğenmiyorsunuz siz de. Ama değil mi? Şimdi olay ama zaten çok kolay çürütülebilir bir argüman. Biraz önce de söyledim. Sadece birinci öğretim ve açık öğretimde evet. Ki açık söyleyeyim. Yani şu anda benzine yalnızca bir kuruş zam eklemiş olsa bütün o affettiğini iddia ettiği öğrenci affından gelecek kaynağı bir kuruşluk zamla zaten bir günde toplayabilir durumda şu anda devlet. Ya bu yüzden samimi mesela değil. İkinci öğretime de eğer parasız yaparsa samimi olacağını hatta düşünüyorsunuz. Hatta ben yani okul öncesinden üniversite eğitimine kadar bütün eğitimin tabii evet. Kesinlikle parasız olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü devlet bize yıllardır çocukluktan beri öğretilen bir şeydir. Ödediğiniz her kuruş vergi size yol su elektrik olarak geri dönecektir diye. Hani eskiden bir sürü jingle'lar falan dönerdi. Bir alışveriş bir fiş diye. Yani o hem bir taraftan KDV ödenen ki şu anda belki dünyada en yüksek ÖTV'nin en yüksek KDV'ni iyi ödeyen bir ülkenin vatandaşlarıyız. Bir de üzerine eğitim için, sağlık için ilave ücret alınıyor. Dolayısıyla... Üstelik kimi mesela özel sektör bunu kendi ödediği vergiden düşebilirken dar gelirli yurttaş kesinlikle bunu da yapamıyor. Ve zaten belli bir kesimin üzerinde yani ekonomik geliri belli bir miktarın üzerinde olan insanlar zaten çocuktan artık devlet okullarına göndermiyorlar. Herkes özel okullara yolluyor. Zaten bir eğitimde bir özelleştirme, bir eğitimde piyasalaşma söz konusu. Mesela bir sürü devlet okulu şu anda öğrencilerine, öğrenci kimliği yerine banka kartı dağıtıyor. Yani çünkü kendi öğrencisini, öğrencinin müşteri olarak görüyor. Böyle bir piyasalaşma söz konusu. Ve Özgür'ün de dediği gibi yani barınma sorunu çözülmediği sürece, sağlıklı beslenme sorunu çözülmediği sürece bunlar zaten yani ufak bir şeyle. Şimdi açıkçası sadaka gibi bir şey bu. Yani gerçekten bir kuruşluk benzin zammıyla bütün şeyi kapatabilir yani. Ekonomik kurmayları öyle diyordur. Bayramdan önce aslında Milliyet'te bu anlamda hepimizin bildiği ama bize tekrar gerçekleri hatırlatan bir haber verdi. Yemek saatlerini yeniden düzenleyen üniversiteler evet. Görmüşler ki 3 evet. Öğün yemek dağıtmakla büyük fark yaratıyorlar evet. Ve öğrencilerin beslenme sorunu büyük ölçüde değişebiliyor. Kim mesela bir taraftan 4+4+4 diye böyle nereden feyiz alındığı belli olmayan bir sistem getirdiler. Bazı değerli yerlerdeki okulları bilinçli olarak kapatıp oralar işte otoparka, iş merkezine dönüştürmeye çalışıyorlar. Ne bileyim kampüs okulları adı altında üniversiteleri piyasalaştırıyorlar. Hatta ilkokulları piyasalaştırıyorlar. Bir yandan bu çok küçük bir adım gibi yani. Bugün olsa yine yapardım bu eylemi diyor musunuz? Ya tabii zaten buna Özgür de söyledi. Yani hakikaten bizim hayatımızda bir taraftan ödenmiş bir bedel ama onun sonucunda alınmış mutlak bir karşılık var. Yani hani şey vardır ya beni öldürmeyen şey güçlendirir diye. Hem kişisel olarak hem de o dönemki bizim mücadele arkadaşlarımızın çoğu bu süreçten güçlenmiş olarak çıktık. Evet. Yani şu anda halen şu an ben gelmeden Özgür bir rakam vermedi. Tam sayı 2824'dür. 2824 tane öğrenci şu anda siyasi nedenlerle cezaevinde. Buradan da o arkadaşlara selam yolluyorum. 1824 öğrencisi evet. Yani yayıncı daha doğrusu hapiste olan evet. Bir ülkenin evet. Düze çıkması ne kadar kolay olur? Bu yani ayrıca bir tartışma konusu. O yüzden samimi görmüyorum. Son bir cümle Özgür. Bunun bir benzeri aslında öğrenci eylemlerinin bir benzeri Şili'de yaşandı ve Şili hükümeti parasız eğitim isteyen öğrencilerle masaya oturdu ve ortak bir durumda birleşti ya da ortak akılda birleşti. Mesela talep eder misiniz hükümetten öğrenci kolektifleriyle ya da öğrenci birlikleriyle ya da öğrenci temsilcileriyle böylesine bir süreç başlatılsın? Mutlaka oturmalılar. Bunun için öğrenci arkadaşlarımızın her yerde, her biçimde hazır olduğunu biliyorum. Hükümetin bu yönde cüretli bir adım atıp atmayacağına bakmak lazım. Tabii zannetmiyorum ama. Peki, çok teşekkürler. Yani sağlıklı bir sonuç alınabilir mi bilemiyorum. Çok teşekkürler. Bahadır, son bir soru. Şimdi siz bu eylemleri yapanlar solcu öğrenciler, evet. Sol görüşlü öğrenciler olarak evet. Biliniyorsunuz. Evet.
bilmiyoruz tabii. Belki size destek verenler arasında benim farklı düşüncelerden de var. Ortaokulda oylem yaptım da solcu falan değildim. Sadece oylem yaptığım için solcu damgası yedim ve sonrasında yani o şeyde devam ettim. O şeyde devam ettim. Ama belki size destek verenler arasında fikirlerini bilmiyoruz. Herkesin fikri kendi. Fakat genelde sağ görüşlü öğrencilerden destek görmediğinizden şikayetçi misiniz? Yani bu mesele sağ sol meselemiz midir? Bu mesele aslında bütün öğrencilerin meselesi midir? Mesela sizi çıkarttığımız önce aman işte hep solcu öğrenciler deniliyor. Bu mesele sadece solcu öğrencilerin meselesi. Ya biz bırakın yanımıza görmeyi, her zaman onları karşımıza gördük. Yani çünkü zaten bu amaç için vardır onlar. Yani ne zaman bu ülkede en ufak bir demokrasi yönünde, toplumcu düşünce yönünde bir adım olsa her zaman karşısına dikilmişlerdir. Bu Cumhuriyet'in kuruluşundan beri böyledir. 68'de de böyleydi tabii. Evet, oysa yani, öğrenciler bir yumruk olabilseler, sağcısı solcusu daha farklı bir durum. Ya ama işte böyle bir şey hayal olur. Dediğim gibi yani birileri iyiye doğru bir şey yapacak, onlar da onu engellemek için. Zaten besleme olduklarını düşünüyorum yani. Peki. Bahadır Ağızka çok çok teşekkür ederiz geldiğiniz, katıldığınız için. Özgür Tüfekçi'ye de öyle Ankara stüdyomuzdan. Parasız eğitim için ilk adımı atanlardan biriydi onlar. Ve diğer arkadaşlarıyla birlikte, tabii Deniz Kartar'la birlikte. Bugün gelinen noktada çorbada büyük ölçüde tuzları var. Gerçekten samimi hükümet göreceğiz. Onlar en azından şimdilik tam olarak ikna olmamış durumdalar ama muhakkak ki önemli bir adım. İkna etmesi de hükümete düşüyor. Şimdi bizden sonra hemen ana haber bülteninde Nevşin Mengü karşınızda olacak. Nevşin. Şimdi Ankara'ya bakalım, konuşulanlara. MGK bildirisine bakalım. Belli ki iki önemli gündem maddesi var. Suriye, terör. Ama siz çok doğru bir konuyu konuştunuz. Hele hele bu sene çocuğu okula yeni başlayacaklar için, pek çok insanın için, veliler için, milyonlarca öğrenci için bir tek gündem maddesi var. O da eğitim şirin. Evet. Ayrıntılar birazdan ana haber bülteninde karşınızda olacak. Biz de yeni eğitimine başlayacak ya da öğretimine devam edeceklere başarılar dileyelim yeni sezonda. Bakalım parasız eğitim devam girer inşallah. Çok teşekkürler. İyi akşamlar efendim. Acelem yok. Onunla her anın tadını çıkarıyorum. Bien. Merhabalar, saat 18. Detaylardan önce başlıklar her akşam olduğu gibi. İlk başlık, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı bugün. Çıkacak sonuçlar önemliydi. Ne çıktı sonucunda? Bakacağız, Hatay'a gideceğiz. Son durum ne? Bugün validen çok dikkat çekici açıklamalar geldi. Hatay'ın nabzını Hande aşık tutuyor. Hem açıklamalar nasıl yansıdı Hatay'da, Hatay sokaklarında son durum ne? Anlatacak Hande aşık bize. Oradan gideceğiz İzmit'e. İzmit'te plajın bir bölümü kadınlara ayrılmıştı. Bir tahta paravanla çevrilmişti sahilin bir kısmı. O paravanın üzerine bazıları utanç duvarı bile yazmıştı. O duvar, o paravan yıkıldı. Mahalleli diyor ki biz bir şey yapmadık, fırtına yıktı ama belediye kasıt var diyor. Bakacağız. Hadi başlayalım.